Ya size gerçeklik hakkında bildiğiniz her şeyin yanlış olduğunu söyleseydim? Evrenin göründüğü gibi olmadığını ve aklınızı başınızdan alacak gizli sırlar ve gizemler olduğunu. Sağduyunuza meydan okuyan ve sizi varoluşun ve bilincin doğası hakkında meraklandıran teoriler olduğunu. İşte bu videoda yapacağım şey de tam olarak bu. Dünyaya bakışınızı değiştirecek 10 tane akıllara durgunluk veren teoriyi sizlerle paylaşacağım. Bu teoriler bilimsel ve felsefi argümanlara dayanıyor ve bazıları çılgınca gelebilir. Ancak aynı zamanda büyüleyici ve düşündürücüdür. Eğer şaşırmaya hazırsanız, kemerlerinizi bağlayın ve başlayalım. Teori 1. Büyük Donma. İlk teori Büyük Donma olarak adlandırılır ve evrenimizin nihai kaderini öngörür. Bu teoriye göre, evren sınırlı bir enerji kaynağına sahiptir ve genişledikçe daha soğuk ve karanlık hale gelir. Sonunda tüm yıldızlar ölecek ve parçacıkların hareketiyle üretilen termal enerji tükenecektir. Bu, her şeyin hareket etmeyi bırakacağı ve mutlak sıfır sıcaklık durumunda donacağı anlamına gelir. Bu teori, evrenin hızlanan bir oranda genişlediği gözlemine dayanmaktadır. Teori 2. Solipsizm. İkinci teori solipsizm olarak adlandırılır ve bilincimizin dışında her şeyin varlığına meydan okur. Bu teoriye göre, zihnimiz ve onun fikirleri dışında hiçbir şey yoktur. Gerçeklik olarak algıladığımız her şey sadece hayal gücümüzün bir ürünüdür. Düşüncelerimiz ve duyumlarımız dışında hiçbir şeyi doğrulayamayız. Bu teori, kendi deneyimlerimizin ötesinde hiçbir şeyin varlığını kanıtlayamayacağımız yönündeki felsefi argümana dayanmaktadır. Teori 3. İdealizm. Üçüncü teori idealizm olarak adlandırılır ve her şeyin birinin zihninde bir fikir olarak var olduğunu öne sürer. Bu teoriye göre, algımızdan bağımsız hiçbir maddi gerçeklik yoktur. Gördüğümüz her şey, şeylerin ideal biçimlerinde gerçekte nasıl olduklarının bir yansımasıdır. Bu teori, şeylerin gerçek doğasını bilemeyeceğimiz, yalnızca bize nasıl göründüklerini bilebileceğimiz felsefe argümanına dayanmaktadır. Teori 4. Platon ve Logos. Dördüncü teori idealizm ile ilgilidir ve antik Yunan filozofu Platon'dan gelmektedir. Algıladığımız gerçekliğin ötesinde, ebedi ve değişmez olan mükemmel formlar veya idealar dünyası olduğunu savunmuştur. Bu formlar var olan her şeyin özüdür ve bunlara yalnızca akıl ya da logos yoluyla erişilebilir. Dünyamızda gördüğümüz her şey bu formların sadece bir gölgesi ya da taklididir. Bu teori Platon'un yanılsamalar dünyasında nasıl kapana kısıldığımızı gösteren ünlü mağara alegorisine dayanır. Teori 5. Simülasyon teorisi. Beşinci teori simülasyon teorisi olarak adlandırılır ve hepimizin daha gelişmiş bir uygarlık tarafından yaratılmış bir bilgisayar simülasyonunda yaşadığımızı öne sürer. Bu teoriye göre, gerçeklik olarak deneyimlediğimiz her şey, evrenin bir yerindeki bir süper bilgisayarda çalışan bir programdan ibarettir. Bunun farkında değiliz çünkü simülasyon o kadar gerçekçi ve karmaşık ki onu gerçeğinden ayırt edemiyoruz. Simülasyon eğlence, eğitim, araştırma ya da deney gibi çeşitli nedenlerle yaratılmış olabilir. Simülasyonun yaratıcıları uzaylılar, gelecekten gelen insanlar ya da daha yüksek bir gerçeklik seviyesindeki bizler bile olabiliriz. Bu teori, yeterli bilgisayar gücü ve teknolojiyle böyle bir simülasyon yaratmanın mümkün olduğu bilimsel argümanına dayanmaktadır. Bazı bilim insanları, mevcut teknolojik ilerleme hızıyla, önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde evrenimizin gerçekçi bir simülasyonunu yaratabileceğimizi tahmin ediyor. Eğer durum buysa, başka evrenlerde halihazırda çalışan pek çok simülasyon olması ve bizim de bunlardan birinde yaşıyor olmamız muhtemeldir. Teori 6. Evren bir hologramdır. Altıncı teori holografik prensip olarak adlandırılır ve evrenin daha düşük boyutlu bir sınırdan yansıtılan bir hologram olduğunu ima eder. Bu teoriye göre, üç boyutlu dünyamızın tüm bilgi ve karmaşıklığı evrenin kenarındaki iki boyutlu bir yüzeye kodlanabilir. Bu da gerçekliğimizin göründüğü kadar katı ve geniş olmadığı, daha ziyade holografik projeksiyonun yarattığı bir yanılsama olduğu anlamına gelir. Bu teori, kuantum fiziği ve yerçekimindeki bazı paradoksları ve tutarsızlıkları çözeceği yönündeki bilimsel argümana dayanmaktadır. Teori 7. Bir kara delik tamamen yeni bir evren doğurabilir.
Yedinci teori kara delik kozmolojisi olarak adlandırılır ve evrenimizdeki her kara deliğin içinde başka bir evren barındırdığını öne sürer. Bu teoriye göre bir yıldız bir kara deliğe çöktüğünde uzay ve zamanın parçalandığı bir tekillik yaratır. Bu tekillik daha sonra fizik yasaları ve boyutlarıyla yeni bir evrenin başlangıç noktası haline gelir. Bu, evrenimizin başka bir evrendeki bir kara deliğin içinde olabileceği ya da tam tersi anlamına gelir. Bu teori, evrenimizin neden sınırlı bir boyuta ve yaşa sahip olduğunu açıklayacağı yönündeki bilimsel argümana dayanmaktadır. Teori 8, Çoklu Dünyalar Teorisi. 8. teori çoklu dünyalar yorumu olarak adlandırılır ve her olayın olası, her sonucunun yeni bir paralel evren yarattığını varsayar. Bu teoriye göre, her an birbirinden ayrılan sonsuz gerçeklikte yaşayan sonsuz versiyonumuz vardır. Yaptığımız ya da yapmadığımız her seçim, her şeyin bizimkinden farklı olduğu farklı bir gerçekliğe yol açar. Örneğin, yazı tura attığımızda iki olası sonuç vardır, tura veya yazı. Bir gerçeklikte yazı tura gelirken, başka bir gerçeklikte tura gelir. Her iki gerçeklik de aynı anda mevcuttur, ancak biz bunlardan yalnızca birini deneyimleyebiliriz. Aynı şey piyangoyu kazanmak, ruh eşinizle tanışmak, bir kazada ölmek gibi diğer olaylar için de geçerlidir. Bunların sizin ya da bir başkasının başına geldiği ya da gelmediği evrenler vardır. Bu teori, kuantum mekaniğinin bazı paradokslarını ve gizemlerini çözeceği yönündeki bilimsel argümana dayanmaktadır. Örneğin bu, atom altı parçacıkların nasıl gözlemlendiklerine bağlı olarak neden dalga ya da parçacık gibi davranabildiklerini açıklayacaktır. Bu teoriye göre, her gözlem evreni iki kola ayırır. Parçacığın dalga gibi davrandığı bir kol ve parçacık gibi davrandığı bir kol. Teori 9, Evrenin Isı Ölümü. 9. teori evrenin ısı ölümü olarak adlandırılır ve evrenimizin nihai kaderini öngörür. Bu teoriye göre, evren sonunda tüm enerjinin eşit olarak dağıldığı ve hiçbir işin yapılamadığı bir termodinamik denge durumuna ulaşacaktır. Bu sıcaklık farkı, hareket, yaşam ve entropi olmayacağı anlamına gelir. Her şey maksimum düzensizlik ve minimum enerji durumunda olacaktır. Bu teori, evrenin entropi bakımından arttığı ve kullanılabilir enerji bakımından azaldığı gözlemine dayanmaktadır. Teori 10, Biyomerkezcilik. 10. ve son teori biyomerkezcilik olarak adlandırılır ve yaşam ile bilincin gerçekliğin temel yönleri olduğunu öne sürer. Bu teoriye göre, evren ve içindeki her şey zihin tarafından yaratılmıştır, tersi değil. Gözlemlediğimiz ve ölçtüğümüz her şey algımıza ve bilişimize bağlıdır. Bu da zaman, mekan, madde ve enerjinin nesnel varlıklar değil, bir gözlemciden diğerine değişen öznel yapılar olduğu anlamına gelir. Bu teori, kendimizi deneyimlediğimiz gerçeklikten ayıramayacağımıza dair felsefi argümana dayanmaktadır. İşte bunlar, dünya algınızı değiştirecek 10 akıllara durgunluk veren teoriydi. Umarım bu videoyu beğenmiş ve yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi unutmayın ve daha fazla harika içerik için kanalıma abone olun. Ayrıca hangi teoriyi en ilginç veya şaşırtıcı bulduğunuzu yorumlarda bana bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler, bir dahaki sefere görüşmek üzere.